Evet sevgili arkadaşlar, işte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız diyoruz ve bugünkü konumuz nedir? Sizlerin en sevdiği, merakla beklediği, hocam ne olur bize bunu anlat dediğiniz konu EBOB, EKOK konusu. En büyük ortak bölen, en küçük ortak kat. Bakın bu konuyla ilgili arkadaşlar tüm problemlerinizi bu videolarda bitireceğiz. Yeter ki söylediğim her şeyi can kulağıyla dinleyin ve bu konunun ben size tamamen mantığını ve gelecek soru formatlarının hepsini göstereceğim. Son yıllarda EBOB EKOK'tan soru çıkmıyor ama bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bakın bu konu önemli arkadaşlar, çünkü buradan öğreneceğimiz alt kazanımlar, alt bilgiler ileride bizim problemlerin içerisinde yarayacak ya da farklı konular içerisinde daha böyle hızlı düşünmeye yardımcı olacak. Onun için güzel bir şekilde dinleyin. Korkacak bir şey yok. Gerçekten güzel ve keyifli bir konu. Onu söyleyeyim. Şimdi evet, geldik. Bakın EBOB EKOK. EBOB ne demektir? EBOB en büyük ortak bölen demektir. Şimdi arkadaşlar, yani bize bir tane sayı veriliyor. Ben o işi biraz daha böyle derinsel anlatıyorum. Diyelim bize bir tane sayı verilmiş. Sadece bir tane sayıdan bahsediyorum. Diyelim 10. Şimdi ben size soruyorum. 10'un en büyük ortak böleni. Bir önceki konuda ne yaptık? Asal çarpanları gördük. Ondan önceki konuda ne yaptık? Bölme bölünebilmeyi gördük. Şimdi size soruyorum. 10'u bölen kimler var? 10'u bölen sayılar 1, 2, 5, 10. Değil mi? Peki bunun en büyük ortak böleni ne? İşte 10'dur. Tamam mı? Yani bölen sayılardan en büyüğü. Peki bu birden fazla olursa ne olacak? O zaman ortak bakacağım. Geliyorum mesela, diyorum ki 20 ile 50'nin en büyük ortak böleni, yani en büyük bölecek sayılar. Biz bunu şöyle yapabiliyoruz. 20 ile 50'yi başladım. Kaça böldüm? 2'ye böldüm. 10 oldu. 25 oldu. Daha sonra ne yapıyorum? İşte atıyorum, tekrardan 2'ye bölüyorum. Bölebilirim. Ve her ikisinde böldüğüm ifadeye ne yapıyorduk? Yıldız at. Tamam mı? Yıldız atalım. Yani her ikisini de böldü anlamına gelsin. Tekrardan devam ediyorum. 2'ye bölüyorum. 5, 25. Ve sonra baktım, ikisini de aynı anda böleceğim sayı kim var? Bakın 5'e bölüyorum. Yıldız atıyorum. Her ikisini de ortak böldüm. O zaman burası 1, burası 5. Tekrar 5'e böldüm 1. Amacım buraları 1'e götürmek. 1'e kadar devam edin. Tamam. Şimdi o zaman her ikisini de bölmüş olduğum, yani her ikisini de arkadaşlar ortak böldüğüm ifadeni EBOB. Yani EBOB diyeceğiz 20, 50. En büyük ortak bölen, 20 ile 50'nin en büyük ortak böleni 2 çarpı 5, o da eşittir ne olacak? 10. Tabii ki ben bunu size ilk defa görenler olabilir arkadaşlar bu konuyu. Lanet kuru diyorsunuz. Bu konuyu ilk defa görenler için böyle açık açık yazdım. Daha sonrasında tabii ki hızlanacağız. Hemen 20 ile 50'yi kim böler? 10 böler diyeceğiz. Çat yazacaksınız. Buraya 2 yazacağım. Buraya 5 yazacağız. Sonra 2, sonra 5, aynı sonuç gelecek. Şu an ne yaptım? En büyük ortak bölenini buldum. Her ikisinde bölen en büyük sayı neymiş? 10'muş. Peki devam edelim. O zaman hızlı bir şekilde diyorum ki EBOB 3, 9. Yani 3 ile 9'u ortak bölen en büyük sayı kaç dediğim zaman ne dersiniz 3 ile 9'u? 3'tür. Eğer bunu görmek istiyorsanız hemen 3, 9 yazıyorsunuz. 3, 1, 3. Bitti. Beni ilgilendiren burası. EBOB'u soruyor. Ortak böleni soruyor. 8 ile 10'u her ikisini de aynı anda bölen sayı ne olmuş oluyor? 8 ve 10 için. Bakın şöyle 8'e 10 yazabilirsiniz. Her ikisini de böldüm. 4'e 5 bitti. Başka bölemem. Ortak bölebileceğim bir sayı yok. 2 olarak böyle yazarız. Tamam mı? Direkt olarak. Peki yorum sorularında arkadaşlar bizlerin, bakın karşımıza bunlar çıkacak. Öğrettiğim her şeyi ise soru olarak sorarım. Artık bunu öğrendiniz. AB, EBOB ABK diyor. Yani bize harfli olarak verebilir. ÖSYM bu tarz ifadeler verebiliyor. Diyor ki A ile B'nin EBOB'u K. Bu ne demektir biliyor musunuz? Buradaki sayıyı A'yı K böler. Mesela 8'i EBOB'u böler. Bakın 8 2'ye bölündü. 10 da 2'ye bölündü. Bakın 3 3'e bölündü. 9 da 3'e bölündü. O zaman ben buradan şöyle bir yorum çıkartıyorum. EBOB ABK ise o zaman burada şunu diyebilirim. A bölü K, B bölü K, bunun sonucu nedir? Tam sayıdır. Tamam mı? Yorumsal olarak sorulabilir. Bakın A'nın K'ya oranı, B'nin K'ya oranı bir tam sayı verir. Başka? Sorularda kullanacağım önemli bir ifade. Mesela EBOB AB 2 ise. Yani bana dedi ki bu sefer burayı sayı verdi. A ile B'nin EBOB'u 2'dir dedi. Bunun anlamı ne? O zaman A
2x ya da 2k gibi düşünün. B nedir? 2y gibi. Yani 2'nin katı. Bakın mesela bu 3. O zaman bu sayı ne? 3'ün katı. Bu ne? 3'ün katı. Bakın bu ne? 2'nin katı. Bakın bu ne? 2'nin katı. Kalan sayılar ne olmuş oluyor? Hani x ve y aralarında asal olmak zorunda. Aralarında asal olmazsa o zaman EBOB 2 olmaz. Değişir. Anlaşıldı mı? Bakın bunu yazarken. Hemen diyeceksiniz ki A2x, B2, x ve y aralarında asaldır diyeceğiz. İsterseniz bakın burada bunu çok rahat bir şekilde gösterebilirim. Mesela 8. 8 nedir? 2 çarpı 4. Bakın 10 nedir? 2 çarpı 5. Gördünüz mü? Bakın 4 ile 5 aralarında asal. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde bakın 3'e 9'da da gösterebilirsiniz arkadaşlar. 3 çarpı 1, 3 çarpı 3. 1 ile 3 nedir? Aralarında asaldır. Tamam mı? EBOB bu şekilde. En büyük ortak bölen dediğimiz ifade bu. Peki geldik şimdi EKOK'a. EKOK. EKOK ne demektir? En küçük ortak kat. Bunu farklı olarak da söylenebiliyor. Ortak katların en küçüğü. OKEK denebiliyor. Sakın orada karıştırmayın arkadaşlar. Bakın EBOB da söylenebiliyor. OBEB de söylenebiliyor. Tamam mı ifade? Oradaki yani ortak bölenlerin en büyüğü ya da en büyük ortak bölen demektir. Bakın en büyük ortak bölen EBOB. En küçük ortak kat yani ya da ortak katların en küçüğü olarak da söylenebiliyor. O ile E yer değiştiriyor. Sakın B ile K'yi yer değiştirmeyin. Şimdi burada arkadaşlar EKOK'da en küçük ortak kat demektir dedik. O zaman 20 ile 15'in eşitlenebileceği en küçük ortak kata bakalım. Zaten bilenler bunu direkt olarak 20 ile 15 kaçla eşitlenir gibi düşünebilirsiniz. Yani 20 ile 15 kaçla eşitlenir ya da başlayın. Burada 20 ile 15'i rastgele bölmeler yapabilirsiniz. Her zaman 2'den başlayacağız diye bir olay yok. Yani ben 20 ile 15 kaç gördünüz diyelim 5. 5'e böldüm. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 4 oldu. Buradan oldu 3. Devam ediyorum. Al 3'e böldüm 1, 4. 4'e böldüm 1. Bitti. Bu kadar. Şimdi bunların hepsinin çarpımı bakın EKOK. EKOK 20, 15 yani 20 ile 15'in eşitlendiği sayı kaç oluyormuş? 5, 3, 4 yani 60. Peki bunun hani bulmuşken EBOB'unu da yazayım ben. EBOB. EBOB ne? 20'ye 15. O da eşittir. Her ikisinin de bölündüğü sayı ister bunu böyle yuvarlak alın ya da yıldız atın fark etmiyor. Her ikisine bölmüş olduğum sayı bakın ne oldu? 5 oldu. Gördünüz mü? 20 bölü 5 ne? 4. 15 bölü 5 ne? 3. Demek ki tam sayıymış. Yani özellikleri de veriyorum. Tamam mı? Dikkat edin. 20 ile 15. Burada da tam tersi. Bunu bakın 60'ı burası böler. Yani 60 bölü 20, 60 bölü 15 bir tam sayı getirir. Bunlar da yorum. Özelliğe gerek yok arkadaşlar. Yorumluyoruz işte. Ha bakın nasıl yorumlanacağını ben size tek tek gösteriyorum. O zaman burada şöyle bir özellik diyeceğim. Diyeceğim ki bakın iki tane sayının EBOB'ları ile ilgili yorum yapıyorum. İki tane sayının EBOB'u en küçük bakın iki tane sayı için bahsediyorum ya da bir sayı. Sayılar en küçük EBOB'una eşit olabilir. Bakın bir sayı arkadaşlar birden fazla sayı. En küçük EBOB'una eşit olabilir. Anlaşıldı mı? Bakın sayılar en küçük EBOB'una eşit olabilir. Yani EBOB sayılardan küçüktür demektir. EKOK sayılardan büyüktür. Ve bunu nerede kullanacağız biliyor musunuz bu özelliği? En büyük, en küçük sorularında bu özelliği hatırlatacağım ben size. Diyeceğim ki bir sayı arkadaşlar EBOB sayılardan küçüktür. Yani EBOB'un karşılığı sayılara eşit olabilir. En küçüğe eşit olabilir. Ya da EKOK sayılardan büyüktür. Yani bir sayın arkadaşlar EKOK'u yani bir sayı EKOK'unu geçemez. EBOB'undan da küçük olamaz. Türkçe meali bu yani. Bakın bir sayı EKOK'un EBOB'undan küçük olamaz. EBOB'unu da aşamaz. EBOB'undan da büyük olamaz. Herkes haddini bilecek diyoruz. Geldik. İkinci özellik. Bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Önem sırasına göre yazıyorum. Diyorum ki iki tane sayının çarpımı bu sayıların EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına eşit. Mesela örnek. Aha işte yukarıda verdim. 20 çarpı 15. 20 çarpı 15 ne? 300. Doğru mu? 300. Tamam. Diyorum ki 20 çarpı 15 EKOK çarpı EBOB. Al 60 çarpı 5 300. Olayı anladınız mı? Sayıların çarpımı EBOB'la EKOK'un çarpımına eşit. Bunun dışında başka ne diyorum? EKOK.
Yani rasyonel sayıların ekoklarına salınır. Özellikle bunu nerede kullanacağız? Zil sorularında, lamba sorularında. İşte diyecek ki 3 tane lamba, biri 1 bölü 2, biri 1 bölü 3, biri 3 bölü 5 falan dakikada bir işte yanmaktadır. Üçü birlikte ne zaman yanar gibi falan ifadeler varsa rasyonel sayılarda ekok alacağız. Peki rasyonel sayıların ekoklarına salınır? Üstün ekoku, yani payların ekoku, paydaların ebobu olarak alınacak. Tamam, bu da bu şekilde. Devam edelim. Başka önemli olan, mesela arkadaşlar iki tane sayı var aralarında asal. Aralarında asal sayıların ya da ardışık sayıların ebobları birdir. Yani bu ne demek? Ebob demek ikisini de bir böler. Bunu böyle düşüneceğiz. Mesela 3 ile 4. 3 ile 4'ü bölen sayını 1. O zaman ebob nedir? 1'dir. Atıyorum 8 ile 9. Bakın 8 ile 9 aralarında asaldır. Ya da 8 ile 15. 8 ile 15'in ebobu ne? 1. Ama ekoku ne? Bu sayıların çarpımıdır. Dördüncü özelliğimiz de bu. Bakın ardışık sayıların, aralarında asal sayıların ebobları 1, ekokları sayıların çarpımı. Ve geldik işin en janjanlı yerine arkadaşlar. Bizim en çok problemlerde sıkıntı yaşadığımız yer. Bakın, problem sorularında. Şimdi hocam, ben soruyu görüyorum ama sorunun ebob mu ekok mu olduğunu anlamıyorum diyorsunuz. Öyle değil mi? Yani genelde sıkıntınız bu oluyor. Hatta sorunun hangi konuya ait olduğunu bilemiyorum diyenler de var. Hani hocam bu sorunun hangi konuya ait olduğunu görsem çözeceğim diyenler de var. O da görüntü yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Bir anda görüntü netleşmez. O ikinci söylemiş olduğumdaki bölümdeki arkadaşlar için yavaş yavaş gelir görüntü. Şimdi o zaman bu soruda mesela ben ebob ekok konusuyla ilgili bir soru çözüyorum. Karşıma problem sorusu geldi. Nasıl düşüneceğim? Hemen şunu düşüneceğim. Bakın bu söylediklerimi can kulağıyla dinleyin. Eğer ki bir soru parçadan bütüne gidiyorsa, parçadan bütüne. Yani sen birleştirme yapıyorsun. Tamam, bir şeyleri birleştiriyorsun. Genelleme yapıyorum bakın. Parçadan bütüne gidiliyorsa ne demektir bu? Sana küpler vermiş. Küp vermiş. Küplerden atıyorum tuğlalardan küp yapma. Tamam mı? Tuğlalar var ve sen bunu küpe tamamlıyorsun. Tamam mı? Ya bir tane atıyorum boyutlarını vermiş, tuğlalar var. Bunlardan diyor küp yapılacaktır. En küçük hacimli küp yapılacaktır. En az kaç tuğla gerekir falan gibi sorular oluyor. O zaman diyeceğim ki birleştirme varsa tuğlalardan küp yapma. Sayının bölenlerini verip sayıyı bulma. Mesela ne demek bu sayının bölenlerini verip sayıyı bulma? Bir sayı 2 ile 3 ile 5 ile bölünüyor gibi böyle. Tamam mı? Şeyler 2 ile bölümden kalan 1, 3 ile bölümden kalan şu, 5 ile bölümden kalan bu deyip sayının kendisini soruyor. Parçalarını vermiş, bütüne ulaştırıyor. Yani birleştirme, birlikte zil çalma, birlikte çalma, birlikte yanma gibi yapım olayı varsa sorunun çözümü ekoktur. Sorularda bunları daha net göreceğiz. Peki şunu da söyleyeyim. Bir şeyin arkadaşlar bakın ebob çok daha nettir. Çok daha net. Şimdi bütün eşit parçalanıyorsa, bakın özellikle eşitleri kırmızı yazdım, dikkat. Eşit kavramı varsa, eşit parçalanma, eşit bölme, eşit atıyorum kesme gibi bir olay varsa, yani bütün bir parça eşit parçalara ayrılıyorsa, eşit parça, bu sefer ne? Bütünden parçaya gidiyorum. Tarla etrafını eşit aralıklarla ağaç dikme, çuvallardaki ürünleri eşit ayırma, çubukları eşit bölme gibi. Eşit parçalama, bölme, hep eşit. Eşit bölme, eşit parçalama, eşit kesme, eşit ayırma gibi yıkım, parçalama olayları varsa sorunun çözümünde ebob kullanılır. İşte ebob, ekok dediğimiz olay bu. Bu kadar. Burayı anladıysanız arkadaşlar soru çözeceğiz. Yani olay bitmiş demektir. Şimdi sorularda bakalım hepsini, tüm özellikleri tek tek inceleyelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın ilk sorumuz, verdik özellikleri, şimdi sorulara bakalım. Bakın ilk sorumuzda bize diyor ki ekokları 12 olan iki doğal sayının toplamının en büyük değeri kaçtır? Bakın ekokları 12 olacak ve iki tane doğal sayı var, toplamının en büyük olmasını istiyor. Şimdi not, hemen diyeceğim ki bunlarda not, bakın bir sayı en fazla ekok, ben küçük yazıyorum, siz anladınız. Ekok una eşit olabilir.
Tamam, eşit olabilir. Yelda Hoca şimdi görünce kızar. Oralara kesme işaretlerini falan atayım. Şimdi en fazla ek okuna eşit olabilir. Arkadaşlar demek ki bir sayı maksimum alabileceği değer demiştim ya. İlk özelliğimiz neydi? Hatta özelliği de hemen yazıyorum. Birinci özelliğimiz. Bakın EBOB eşittir. Şöyle AB diyorduk. Ek ok diyorduk. Yani bir sayı ek okunu geçemez. Arkadaşlar ben bu sayıyı o zaman A diyeyim, diğerini de B diyeyim. Tamam, bu sayılar A ve B olsun. Peki size şimdi soruyorum. Diyorum ki bu sayının en büyüğünü sorduğu için bu sayının en büyük değeri, A'nın en büyük değeri kaçtır? Diyorum. Ekok. Ekok kaç? A'nın da 12. 12 ise o zaman bu 12. Peki soruda farklı diyor mu? Yani ekoklar 12 olan 2 doğal sayı diyor. Element uydurmayacağız biz. Bakın ekokları 12 olan 2 tane doğal sayı. Farklı diyor mu? Demiyor. Yani A ve B olması bunların farklı olduğu anlamına gelmez. İki farklı demek zorunda. O zaman bir sayı en büyük ek okuna eşitse o zaman diğer sayı da en fazla ek okuna eşit olur. O zaman bu da 12 olur. Bize en büyüğünü sorduğu için de o zaman cevap bakın A artı B eşittir. 12 artı 12 24 olur. En fazla bir sayının alabileceği değer ek oktur. İkisi de ek okuna eşit olamaz mı? Olur. E olursa da toplam 24 olur. Böyle düşüneceğim, yorumlayacağım. Yoksa tutup da arkadaşlar bunları hani bu 12 bu kaçtır falan diye öyle denemeyeceğim soruya göre. Tamam mı? Bunları açık açık anlatacağım zaten. Yine aynı. Ekoklar 36 olan farklı. Bak farklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır diyorum. Yine ben ne yapıyorum? A ve B diyorum. İki farklı sayı diyor. Sayının biri zaten ne? Ekoku. 36. Değil mi? Net. Çünkü bir sayı en fazla iki okuna eşit olur. Peki buna da ben 36 yazacaktım. Bakın 36'yı 36 yazabilirim. Tamam 36 36 en büyüğünü sorduğu için ama ne diyor farklı. O zaman bu gitti. O zaman biri 36 diğeri ne? Diğeri ne? Hocam diğeri nasıl bulurum? Şimdi 12 mi? 24 mü? 30 mu? 40 mı? Diye böyle sorgulamak yerine şunu yapacaksınız. Size özel bir formül vereceğim. Bak yine ücretsiz bedava yine beleşe alıştığınız özel yol şu. Yani diğer sayıları üretmenin sayı üretmenin olayını anlatıyorum. Bakın. Sayı bulma. Neydi? Şunu söyleyeyim. Ekokları verilen bir sayının ekokları, ekoku bilinen bakın ekok ekoku bilinen sayıları bulma. Bakın sayıları bulma diyorum. Bu kendimiz uydurduk bunu. Tamam mı? Bu formülü kendimiz uydurduk arkadaşlar. Yani patenti bize ait ona göre. Şimdi sayı bulma. Şimdi sayı bulma nasıl oluyor? Diyorum ki ekok bölü n. Ne demek bu ekok bölü n? Şimdi sayının ekoku kaç vermiş? 36. Bu n dediğim sayı. Yani birinci sayı. Buraya n dediğim zaman 1, 2, 3 böyle gidiyor. Yani birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı. Böyle gidiyorsunuz. Hani bu bölen sayıları göre devam ediyorsunuz. O zaman ekok bölü n dediysem. 36 bölü 1 dediğim zaman ilk sayıyı bul. 2'ye böldüğüm zaman 36 bölü 2 18. Demek ki o zaman bir sonraki sayı 18'miş. İnanmıyorsanız eğer şöyle yapalım. 36 ile 18'in bir bakalım EBOB ve EKOK'una gerçekten sallıyor muyuz? Doğru mu söylüyoruz? Yalan mı söylüyoruz? Bakalım. 36 18 bölün arkadaşlar. Her ikisini de 6'ya bölebilirim. Kafama göre bölebilirim. 6 3 3'e böldüm. Bakın ne oldu? 1 2 2'ye böldüm 1. Şimdi bunu çarpın bakalım 18-36 gördünüz mü? Yani ekok oldu. Anlaşıldı mı? Ha bu sayı 3 tane olsaydı o zaman devam ederdim. 3'e bölerdim 12. Atıyorum sayıları arttırın. Bakın bu şöyle de olur. 36-18 3'e böldüm 12 4'e böl 9. Bu sayıların mesela nedir? Ekoku arkadaşlar 36'dır. Devam ederiz böyle. Kaç tane varsa. 5'e bölünüyor mu bölünmüyor. 6'ya bölündü. Bir sonraki sayı 6. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 sayı deseydi hep böyle yapacaksınız. Yani ekoklarını verip en büyük değerlerini soruyorsa. Bak en çok ama. En çoğunu soruyor. En azını sorarsa o zaman orada farklı bir şey yapacağım. Onu da göstereceğim. Bu sayı üretme olayıdır. Bakın buna dikkat edin. Eğer ki ekoklarını verip en büyük değerlerini soruyorsa ve sayılar farklı diyorsa yapmanız gereken bu. Bakalım hemen. Ekoklara 50 olan 3 farklı sayının toplamının en büyük değerini soruyor. O zaman arkadaşlar yine hemen ne yaptım? A, B, C diye yazdım. 3 tane soruyor. Ne demiştim? Ekok,
eşittir şey daha doğrusu ekok diyorum. Ekok bulma olayını sayıları buluyorum bakın. Sayı üretme. Ekok bölü n. Ekokum ne arkadaşlar? 50. 50'yi 1'e böldüm bakın 50. 2'ye böldüm 25. 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 5'e bölünüyor. Tamam mı? O zaman 5'e böldüm. 50 bölü 5, 10. Böyle bakacaksınız. İşte düşünmeyeceksiniz diyorum. 50, 25, 10. İşte bu sayıların arkadaşlar ekokları 50 çıkar. İnanmıyorsanız yazın. Ve topladığımız zamanda ne geliyor? Cevap 85 geliyor. İşte patates etmenin yöntemlerini veriyorum. Bu şekilde böyle bakacağız. 5 mi dedi? 5 tane. 6 mı dedi? 6 sayı yazacaksınız. Ama ne? En büyük değerlerini buluyorum. Bakın arkadaşlar ÖSYM bununla alakalı soru sordu. Bu tarz, bu formatta. Dikkat edin. Daha da ben bunu arttıracağım. Yani ekokları verilen sayıların tamamını bulmayı da göstereceğim. Yavaş yavaş ne yapıyoruz? Önce bir yorumluyoruz. Maksimum mu bulalım? Minimum bulalım? Aradaki sayıları da bulma yöntemlerini hepsini ben size tek tek göstereceğim. Bunlara dikkat edin. Ekokları verilip en büyük değeri sorulduğunda bu söylemiş olduğum formülü arkadaşlar bu ifadeden çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Devam edelim. Dördüncü sorumuza da arkadaşlar bakın diyor ki ekokları 45 olan farklı iki doğal sayının toplamının en küçük değeri kaçtır? Bak şimdi ne oldu? Ben size en büyükleri sordum hep doğru mu? Yani ekokları 45 demiş iki tane farklı sayı var. Peki en küçüğü sorunca nasıl yapacağız? Şimdi en büyüğü bulurken zaten yöntemi gösterdim. Sayıyı şimdi olabildiğince küçük hale getirmem lazım. Buraya not diyeceğim. Bakın şöyle. Ekokları verilen sayıların toplamının en küçük olabilmesi için sayıları aralarında asal seç. Bakın en küçük yapmanın mantığı bu. Şimdi arkadaşlar aralarında asal nedir diye bunun tanımını yapmayacağım. Zaten söyledim. Yani ortak bölenlerini 1 olacak şekilde düzenliyorum. Şimdi burada sayılara A ve B diyelim. Eğer ki ben size en büyük deseydim, en büyüğünü sorsaydım bir tanesini 45 alırdık. Diğerine ne yapardık? İşte 45 bölü hani n demiştik hatırlayın. Ne yaptım? 1, 2 olmuyor. 3 olduğu zaman 15 oldu. En büyük. Bakın bunların toplamı bize ne veriyor? 60 bu ne? En büyük. En küçükte ne yapacağım? Buradaki verilen sayıyı 45'i parçalayın. Bakın 45 sayısını aralarında asal olacak şekilde yazalım. Nasıl yazarız 45'i? 3 15 olur mu? Yani 1'e 45 olur. Aralarında asal. Atıyorum 3'e 15 olur mu? Bakın 3 çarpı 15 olmaz. Aralarında asal mı? Değil. Böleni var. Başka ne olur? Bakın 5'e 9. İşte bakın 5'e 9 da oldu. Demek ki benim seçeceğim bunlar. Yani tersleri de olabilir. Problem değil. Yani 9'a 5, 15'e 1. O beni ilgilendirmiyor şu an. Çünkü toplamını sorduğu için ilgilendirmiyor. Yoksa öbür türlü AB ikilisi de falan deseydi o zaman onları da yazardık. Peki en küçük için 1 çarpı yani 1'e 15 mi daha küçük getirir? Yoksa sayılar yakın olursa mı getirir? Yani 9'a 5 mi getirir? En küçük değeri de bakın 9'a 5'ten gelir. O zaman buradan da 5 artı 9 eşittir 14. Bu da arkadaşlar ne geliyor? En küçük geliyor. Bakın dikkat. Burada en büyük dediği zaman yapacağınız olay bu. En küçük dediğinde sayılar birbirine yakın olacak ve aralarında asal olacak. Yani sayıları aralarında asal seçin. Zaten diğerini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Buna dikkat edin. Geldik şimdi. Burada ne yapmıştık? Bakın ekokları veriliyordu. Şimdi ise ne oldu? EBOB'ları 5 olan diyor. Bakın EBOB'larını vermişim. 2 tane sayı var arkadaşlar. Yani ben bunun EBOB'larını biliyorum. Pozitif doğal sayının toplamı diyor. En az diyor kaçtır diyor. Bakın. Bir tanesi A sayısı olsun. EBOB'u 5 ise o zaman burada 5 çarpanı var demektir. 5 çarpı X diyorum. Diğerine de B olsun bu sayıda. Bakın EBOB'larını vermiş. Her ikisinde de olan bir sayı demektir. 5 çarpı Y demektir. Şimdi burada 5 kesinlikle var. En küçük dediği için atıyorum mesela bakın birine 1 veririm. Bu hani X ile Y araları nasıl olacaktı? Buna 1 veririm. O zaman buraya ne veririm? 2 veririm. Bu durumda o zaman A ne gelir? Bakın 10. B ne geliyor? A ne geliyor? 5 geliyor. Bakın 5 sayısı. B ne geliyor? 10 sayısı geliyor.
Bakın bu şekilde yazabilirim. Bunun dışında 5'i önce bir yazdım. 5 dedik. Bakın x'i y dedik. Burada x ile y'yi seçtik. Birine 1 verdim, birine 2 verdim. Atıyorum buna 1 verdim, buna 3 verebilirim. Gibi böyle türetebilirsiniz, olabilir. Peki hocam ben bunu karıştırabilirim diyenlere de özel olarak yine her zamanki gibi, evet bu sefer bunu paralı yapalım, bir 10 lira atın. Şimdi bakın özel yolda şöyle olsun. Eğer ki bize EBOB'lar veriliyor. Bakın EBOB'ları verilen sayıyı bulma, sayıları bulma. Nasıl bulacağız burada? Diyeceğim ki bunun da formülünü şöyle yapıyorum. Formülize ediyorum. Sayı oluşturma olayı EBOB çarpı N. Burada da arkadaşlar zaten en küçüğü sorar, en büyüğü soramaz. Orada bir şey vermek zorunda, aralık vermek zorunda. EBOB çarpı N diyorum. Ne demek şimdi bu? Bakın sayıları bulalım. Sayı eşittir. EBOB'umuz kaçtı? EBOB 5. 5 çarpı N diyorum. Şimdi bulalım. Eğer ki ben N'e 1 verirsem ilk sayıyı bulurum. 2 verirsem ikinci sayıyı. 3 verirsem üçüncü sayıyı. O zaman kaç oluyor? 5, bakın 10, 3 versem 15, 4 versem 20. İşte bunları bu şekilde alabilirim. Farklı dediği için seçmem gereken sayılar işte bunlar, toplamda ne oluyor? 15 oluyor. Anlaşıldı mı? Bakın aynı şekilde en az kaç oluyor? 15 oluyor gibi. Böyle düşüneceğiz. Bakalım aynı soru formatı. EBOB'ları 4 olan 5 farklı doğal sayının toplamı nedir? Arkadaşlar ne demiştim ben size? Sayı üretme olayı. Bakın EBOB'larının en küçük değerini sormuyor mu? EBOB çarpı N. O zaman yazalım. Bakın sayı üretme olayı 4 çarpı N diyorum. Ve bakın başlıyorum. 1 verdiğim zaman 2, kaç tane? 5 tane soruyor. 3, 4, 5 oluyor. Yani sayıları yazacak olursak şöyle A, B, C, D, E gibi düşünün bunu. Başlıyorum. Bakın 4, 8, 12, 16 ve ne oldu? 20 oldu. Tamam mıdır? Bakın bu şekilde 4, 8, 12, 16, 20. İşte bunların ne olacaktır? Hepsi EBOB'u 4'tür ve en az değerini sorduğu için de ne oldu arkadaşlar? Toplamı, bakın toplayalım. 36, 36, 20 daha, 56 ve 60 olarak bulduk. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. EBOB'lara verilen 4 olan 5 farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır diyor. Sayılar farklı. Farklı olmasaydı ben hepsini ne yapardım? 4, 4, 4, 4, 4 derdim. Tamam mı? Burada ne olacaktır? Bize sayıları bul dediği için, en az dediği için sayı eşittir EBOB çarpı N diyorum. Sayı üretiyorum. 4 çarpı N. 1 verdim, 2 verdim, 3 verdim, 4 verdim, 5 verdim. A, B, C, D, E dedik. 4, 8, 12, 16, 20 topladık ve ne oldu? 60 olarak bulduk. İşte bu soru formatları, bu soru tarzları arkadaşlar böyle yorumsal yerlerdir. Bundan sonrası daha çok böyle hani bu konu yoruma dayalıdır. Yorum üzerinden gideceğiz. Anlayarak gideceğiz. Ezberleyerek değil. Mantığını kavrayarak öğrenirsek bu konuyu bir daha unutmazsınız. O zaman burada kısa bir ara verelim. Gelince tekrar devam edelim.